Toptancı ülke sınırları dışındaydı galiba. Önce gelebildiğine göre. Bekçiyi bekledim bir saat. Anahtarı alıp gitmiş. Kapıda bekledik biz de öyle. Ben sana hesap mı vereceğim ben? Sordum sadece. Cenk, bugün seninle konuşmak istediğim bir mevzu vardı ya. Bu Melis'in sevgilisi var ya hani. Efkan. Ne olmuş? O Melis'i kandırıyor sanırım. O nereden çıktı şimdi? Bugün babaanneni ziyarete gelmişler. Ben de tesadüf dışarıda oturuyordum. Sonra Efkan telefonda konuşarak yanıma geldi. Birilerine telefonda sen babam olursun, yok bilmem kim amcaoğlum olur. Sonra da ben sözlenince parasını size veririm falan deyip durdu yani. Bilmen gerektiğini düşündüm. Sen yanlış duymuşsundur. Keşke yanlış duysaydım Cenk. Doğru duydum. İyi tamam, sağ ol. Ben ilgilenirim birisiyle. Sen bugün önemli bir şey konuşalım falan diyordun. Bu muydu? Önemli değil mi? Kardeşim var ya işin ucunda. Ayrıca bana niye kızıyorsun? Ben sadece kardeşini merak ediyorum. Ya iyi tamam. Sen üzerine düşeni yaptın, söyledin değil mi? Bitti. Gerisi bende. Daha fazla karışma sen. Asıl sen karışma. Ben neye karışıyorum? Telefonumu alıp kendine konum göndermişsin ya hani. Başka. Öyle olması gerekiyordu. Ne demek öyle olması gerekiyordu ya? Bana sormadan, etmeden nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Kendine konum attın, benden önce oraya gittin. Adamların ağzını burnunu kırdın. O yüzden elin yara bere içinde falan değil mi? Ya Cenk neden yapıyorsun bunu? Vazgeç artık şundan. Ya çünkü sosyal medyayı cahil gibi kullanıyorsun. Tanımadığın bir adam sana mesaj atıyor, konum atıyor. Sen de gidiyorsun oraya hemen. Tek başına ne işin var senin orada? Ya gerçekten kardeşimi görmüş olsalardı? Ya Mert'i gördükleri falan yok, saçmalama. Zaten kendileri de itiraf etti. Senin profil fotoğrafını görmüşler, öyle konum atmışlar, çağırmışlar. Sen de gidiyorsun amansız yere. Kim bilir ben gelmesem ne olacaktı orada? Ağzını burnunu kırdıklarıma dua etsinler. Ya ben seni tanıdığım günden beri etrafımdaki insanları dövüp duruyorsun. E çünkü sana zarar vereceklerdi. Nereden biliyorsun? Ayrıca benim korumalığımı yapmak nereden çıktı ha? Sessizce etrafımda dolanıyorsun. Sanki umurunda değilmişim gibi davranıyorsun ama bütün hayatıma müdahale ediyorsun. Sen ne saçmalıyorsun ya? Ben neyine müdahale ettim seni? Ediyorsun Cenk. Karşıma kim çıksa vurup deviriyorsun sürekli. Çünkü elimden bu geliyor Azra, tamam mı? Başka bir şey gelmiyor elimden. Tabii elinden gelen telefonumu alıp kurcalamak, kim olduklarını bilmediğini, anlamadığın insanların yanına gidip sanki benim yakınımmış gibi davranıp olay çıkartmak, değil mi? Dün gece seni nasıl bir tehlikeden kurtardım? Hala farkında değilsin değil mi? Ya sen benimle niye bu kadar ilgileniyorsun ha? Söylesen artık, niye benimle bu kadar ilgileniyorsun? Çünkü ben sana... geldim. Görmüyor musun sen? Niye yapıyorsun o zaman bunu kendine? Azra, çünkü ben sana... Sen gül ki kaderine, gülsün hayat yeniden yüzüne. Bir suçu mu var aşkın? Ben üstlenirim ikimizin yerine. Bir sırrı saklar gibi bakma sevgili, son bulmasın bu rüya. Bir külden yanar gibi endili halimi sakladım sana oysa. Yaksan, yıksan, vazgeçsen de bir gün asla vazgeçmem asla. Haksın, yasaksın, fark etmez ki sensin. Sonu hiç gelmeyen dua. Sensiz asla.
sana aşık. Seni deli gibi severken üzülmene dayanamıyorum. Sana zarar vermelerinden korkuyorum. Bu duygu beni çaresiz bırakıyor. Sana bu kadar yakınken bir o kadar uzak kalmak, sevdiğimi söyleyememek beni deli ediyor. Sen gül ki kaderine, gülsün hayat yeniden yüzüne. Bir suçumu var aşkın, ben üstlenirim ikimizin yerine. Bir sırrı saklar gibi bakma sevgili, son bulmasın bu rüya. Bir külden yanar gibi endişe.